Pazartesi tuttur, cumartesi tuttur. Saat 1'de, 3'te, 5'te, gece yarısı tuttur. Kankalarla tuttur, kayınçoyla tuttur. Merve'den telefon beklerken tuttur. Her zaman her yerde anında tuttur. Tuturanlar Kulübü Pazar'dan bir kez daha herkese iyi pazarlar, şanslı pazarlar dileyelim. Yine ekip olarak toplandık ve günün maçlarını sizlerle bu arada kendi aramızda yorumlayacağız. Sonra da sizlerle tabii ki paylaşacağız. Ama öncesinde bir anonsumuz var. Dün nasıl Uğur'un bir kuponunu sizlerle paylaştıysak, bugün de Yazarlar Kulübü'ndeki arkadaşımız Ersin Düzen'in kuponunu sizlerle paylaşıyoruz. Ersin'in Yazarlar Kulübü'ndeki paylaştığı kupon tutmazsa kupon bedeli 100 liraya kadar iade oluyor. Kampanyaya katıl butonuna tıklıyorsunuz. Yazarlar Kulübü'nde Ersin Düzen'in paylaştığı kuponu hemen oynuyorsunuz ve şanslı kuponla şimdiden tutturmanın keyfini yaşıyorsunuz. İşte kupon da bu şekilde ekranda, 4.22 oranlı gayet güzel bir kupon. Günün maçlarını tabii ki barındırıyor. Siz de bu kuponu değerlendirebilirsiniz. 100 liraya kadar iade olduğunu bir kez daha altını çizelim ve hemen önümüzdeki maçlarla başlayalım. Ve ilk olarak da Trabzon-Konya maçıyla başlayalım. Bu akşam saat 8'de. Serdar Ali, ne diyorsun abi? Trabzonspor kazanır diyorum abi. Ve 2.5 alt olur. Ya ben TG 2-3 gol olacağını düşünüyorum. Yani bu iki takımın da gol bulma olasılığı var. Yani o yüzden hani var yok biraz tehlikeli geliyor bana. 1-1 de bitebilir bu maç, 2-1 de bitebilir. Ama ya bu maçı mesela 4-1 biteceğini çok zannetmiyorum. 3-1 biteceğini zannetmiyorum. 3-0 olacağını da çok zannetmiyorum. O yüzden 2-3 gol çok iyi bir barem. Ben 2-3 gol diyeceğim bu maça. 2-1, 2-1. 2-1 biter maç. Yani 2-1. Çok makul geliyor. 1-0. 1-0 öyle. Ya evet, Konya da iyi takım zaten. Hani bu tarz maçlarda da iyi performanslar ortaya koyuyor. Fiziksel olarak da çok geride kalmıyor rakiplerinden. Bu maçta bence de tahmini zor. Ama Konya'nın belki bir yenilmezlik çıkartabileceğini buradan düşünüyorum. Yani bir puanla da dönebilir. Konya yenilmez de bence oranına göre değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Ve Fenerbahçe-Sivas. Pazartesi akşamı. Çok zor maç. Ama Uğur başlasın. Sen başla. Abi ben ya Sivasspor ben çok takdir ediyorum. Balkani maçının devre arasında biraz kızdığım için Sivassporlar bana biraz kızgın ama ben zaten Avrupa'da başarılı olmasını istediğim için, çünkü Balkani'ye bir daha inilseydi çok zor bir yola girecektir Sivasspor ve belki de şu anda bu liderliği değil bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Diğer maçlar da öyle gelişmeyebilirdi o skordan sonra. Çok güzel işler yaptılar ama kadroları çok dar. Ben bütün Sivasspor maçlarını izliyorum. Hoca rotasyon yapacağız, çok büyük bir maç var falan dediği için çok kızıldı Rıza Hoca'ya. Ama adamın kadrosu bir hem çok dar, iki yaptığı rotasyon Jorge Jesus'un yaptığının yanında devede kulak. Yani bir de adamın rotasyon dediği Yatabari yanına oturtmak 60 dakika. 15-20 dakika yine oynadı yani. Rotasyon bir de Sabah'ı ikisini de oynatmadı. Sabah'la Yatabari. Ya Sabah da oynamadı. Az oynadı yani. Ama yani ne olursa olsun Prag'a gidiyorsun, seyahat yapıyorsun, geri dönüyorsun. Hani bunlar çok kolay işlerdir. Fenerbahçe için de elbette değil ama Fenerbahçe'deki yani Fener'in İstanbul'da maça çıkacak adam 90 dakika oturabiliyor yani. Ben birçok oyuncunun dinlenmiş bir şekilde, taze bir şekilde çıkacak tarafın Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe için ekstra bir şey olabilir. Hani bir yorgunluk olabilir ama Sivasspor Fenerbahçe'ye göre kat be kat yorgun. Üst üste çok maç yaptılar. Ben Fenerbahçe'nin net favori olduğunu düşünüyorum. Yani 1.22 oran biraz hafif gelmekle birlikte net kazanacağı kanaatindeyim. Bu oranı çeşitlendirebilir. Üst denebilir belki 1.42'ye çıkarmak adına ama Fenerbahçe'nin kesin kazanacağını düşünüyorum. 1 ve üst falan oynanabilir belki. 1 ve üst diyeyim ben. Valla bana da yine eğer gol sayısı fazla olacaksa bu ikinci yarıda olur gibi geliyor. Sivasspor direnç sergileyecekse de Fenerbahçe daha geç kopartacaksa da yani hani burada bana da yine ikinci yarı 2 gol olur. Minimum 1.5 üst oynanabilir gibi geliyor bu karşılaşmada. Fenerbahçe'nin en zor maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ben de tıpkı Başakşehir maçı gibi zor bir maç olacağını ve kısır bir maç olacağını öngörüyorum. O yüzden 1.5 alt diyorum. Fenerbahçe kazanırsa da 1-0.
2-1 anca kazanır gibi geliyor bana. Fenerbahçe'nin artık böyle son kurşununu atacağı maç. Giresun maçında ne olacağını mesela çok da insanların düşündüğünü zannetmiyorum yani. Bu maçı bitirelim, sonrasında bakarız pozisyonda herkes. O yüzden 2.5 alt da mantıklı. İlk yarı 0, ikinci yarı 1 de mantıklı. Evet. Bir toplam 1.5 gol de mantıklı. Biraz kısır, sıkıntılı bir maç olacağını öngörüyorum. Evet, Hatay-Başakşehir. Başakşehir yürüyüşüne bu haftada devam etti Avrupa'da. Şimdi yeniden ligdeler. Volkan Demirel artık puan alması lazım. Alır. Bence alacak bu hafta. Başakşehir takılır mı? Başakşehir'den puan alacak. Hatay-Başakşehir'den puan alacak. Yenilmez mi buradan tahmin? Hatay yenilmez. Çünkü Başakşehir'in sonraki hafta maçı, son maçı Galatasaray'da. Bir de Başakşehir artık golluyor. Türkiye'de artık gol atmayı öğrendiler Başakşehir'e. Ben Volkan Hoca'nın 4-1'lik Ankara Gücü mağlubiyetinden filan sonra bu maça biraz daha fazla önem atfedeceğini düşünüyorum. Evindeki maçta kaybetmemek isteyeceğini düşünüyorum ve Hatay Spor kaybetmez diyorum. Yine Tutturanlar Kulübü kazandırıyor. Ben de net Başakşehir diyeceğim. Hatta bir adım öteye götürüyorum. 2 ve yok diyeceğim. 2 ve yok diyeceğim. Sabah Lobyanitse gol attığında sana hatırlatayım. Ben sana olabilir abi. keyifli bir izleyelim bakalım. Bu maçı izlerken. Güzel maç olur ama. Güzel maç olur. Mutlu olsun. Güzel maç olur. Konuşuruz haftaya. Hafta içi programımızda konuşuruz. Vallahi ben de Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani onlar da tıkır tıkır işliyorlar yani. Orta sahayı da çok iyi oturttu. Müthiş bir takım yani Başakşehir. Müthiş bir takım. Ben Başakşehir'in buradan tökezlemeden çıkacağını düşünüyorum. Ve Premier Lig'e geçelim. Chelsea-Arsenal. Londra derbisi. Benim burada tahminim valla beraberlik olacak ya. Yani Arsenal iyi durumda ama Chelsea bayağı geride. Graham Potter garip garip şeyler de deniyor. Ben bir birlik beraberlik. İşte Arsenal bu sene bence en iyi top oynayan takım. City'de daha iyi. Yani Cyborg manyak bu tarafta olsa bu taraf lider olur. Daha şey olurdu. Daha önde olurdu. Yani bir takım halinde harekette Arsenal en iyi takım şu an Premier Lig'de. Şeyle beraber, Brighton'la beraber. Brighton'da çok çok iyi top oynuyorlar. Ama evet doğru. Ama ya böyle biraz zorluk derecesini yüksek maç oldu mu? İşte o tecrübesizlik mi diyelim? Henüz oturmayan özgüven mi diyelim? İşte PSV deplasmanı gibi. United maçı gibi. Bir takım maçlar denk geldiği zaman Arsenal orada biraz tıkanabiliyor. Chelsea'de tıkanmaya şey bir maç. Namzet bir maç. Bir de kötü mağlubiyet aldı Graham Potter. Şimdi artık evinde yenmek isteyecektir. Çok sıkıntılı maç. Maç sonu tahminim 0 olmakla beraber. Yani berabere bitiyor olmakla beraber 2.5 üste denenebilir. 2.5 üst. Yani berabere ben oynasam taraf bahsinde beraberlik oynarım. Ama taraf bahsi beraberlik çok riskli. Daha makul bir biraz daha makul bir tahmin yapayım dersem 2.5 üst oynarım. Evet, beraberlik ya, oynayıp maç sonunu izlemek de zaten gergin konu ya. Evet. Sen ne diyorsun? Ya çok garip bir maç. Her yere gidebilecek. Graham Potter geldikten sonra Chelsea'yi tahmin etmek o kadar zor ki ya. O kadar problemli bir takım ki. Bir de ekstradan şu da var ya. Graham Potter büyük takımlara karşı reaksiyoner bir dizilim çıkarmak, onlara hazırlanmak bakımından namzet bir hoca. Yani kariyeri bununla geçtiği için, yakın dönem kariyeri. Beklenenden daha iyi bir iş çıkarabilir. O tereddütteyim. Chelsea'ye güvenmiyorum. O tereddütteyim. Allah böyle maçı bildiği gibi yapsın. O yüzden ben buna bahis yapmayı çok makul bulmuyorum. Mantıklı bulmuyorum. Eğer bir riske gireceksem Serdar abiye şey konusunda katılıyorum. Beraberlik iyi bir risk burada. Gireceksem var 2.95 bir riske girerim. Ama tutup da kuponuma, yani sürpriz kuponum hariç hiçbir şey yazmam bunu. Öyle söyleyeyim.
Evet, tahmini zor. Her şey olabilir. Bir de abi hakikaten Graham Potter gidiyor Sterling'i kanat beki falan kullanıyor biliyorsun. Bir de öyle şeyler denedi yani. Şimdi bir de orada öyle bir tartışma konusu var. Onun öyle tercihleri bile maçın sonucuna etki edebilir. Tottenham Liverpool. Liverpool'da yani gidiyor musun maça? Onlar... gidiyor musunuz? Yok bu maçta yokuz abi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gidip grup liderini deviriyor. Premier Lig'de City'yi yeniyor. Sonra gidiyor o maçın... 18. ile 19. yeniliyor. Yani, maçın, o maçın sebebi de o maçın sebebi de benim. Asmış kral ya. O maçın sebebi de Kim Mi-jae'yi övdük. İki kere üstünden vurdular. Kafayı vuruldu. Şimdi, kime iyi desek 10 gün yaşıyor. O yüzden yani Napoli maçı yanılmasın. Lakin biz şimdi gittik. Van Dijk'ın falan serisi bozuldu ya. Evet abi. O son diyor. Dipti artık. Artık dipti. Oradan artık yukarı çıkış başlıyor. O yüzden şey yenilmez. Bir de Tottenham şey maçını izlediniz mi? Marsilya maçını. Özetlerini filan. Marsilya 1-0 öndeyken bir şutu direkten döndü. Ve çok ciddi pozisyonlar kaçırdılar ama sonra Tottenham çok daha fazla pozisyona girdi. 2-1 olana kadar da yani son dakika golüne kadar da 2-1 bulacak pozisyonlar buldular. Ama o Conte'nin ilk zamanlardaki gibi hiç pozisyon vermeyen takım halinden çıkmışlar. Dolayısıyla ben Liverpool'a bu maçta güveniyorum. Ve önce Liverpool sonra beraberlik diyorum. Uğur sen? Ya açıkçası ben burada giden yorumlasın diyorum kardeşim Liverpool maçını. bir kim alıyorsa 3 milyon euro maaşı o top oynasın. Bazen öyle olur. Hadi oynasın. Tabii. Burada TL'yi oynuyoruz. Euro'yu oynayanlar, Sterling'i oynayanlar yorumlasın. Tuttursun. Ben burada performans vermem. Neyse şakası bir yana ben alt olacağını düşünüyorum ya maçın. Yani üst görünümlü bir maç olmakla birlikte Liverpool'un yakın dönem derbileri biliyorsunuz biraz golsüz geçti. O yüzden 6'a daha yakın bir maç çıkarabilirler. Tottenham da zaten 6'a çok meyilli. Ben oranını da beğendim. Açıkçası o yüzden 6'a yönelme taraftarıyım ama tutturamazsam bana hesap sormayın. Hesabı Serdar Çelikler'e ve Irmak Kazuk'a soracaksınız. Liverpool'a giden gezen, tamam. Yemeği yiyen, Albert Dokta kalan tahmini yapsın. Ben mi yaptım kardeşim? Yani yaptık. Adam. Bak biz gittik ya o günden sonra yükseliş başlayacak göreceksiniz. Göreceğim. Biz çünkü abi, gittik dibe vurdurduk. Dibe vurunca sıçrarsın ha. Tamam bak. Fakat abi benim hala inancım yok ya. O itirafı yapayım. Beni biraz oran. Liverpool kaybetmez. Kaybetmez rahat ol. Ben 2.82'den vallahi burada Tottenham'ı oynayabilirim yani. Yalan söylemeyeceğim. Benim biraz inancım kırıldı. En son Leeds maçında yaşadıklarımızdan sonra diyelim. İtalya'da da yani büyük maçlar var. Roma Lazio, Juventus Inter. Roma Lazio'ya ben 2-3 gol diyeceğim. Hızlıca toparlamak adına topu Uğur sana atayım. KG var çok net. KG var. Çiçi uzatmayalım KG var evet. Nerede? Juventus... Yani Roma Lazio'da millet birbirine Roma Lazio mu? Roma öyledir. KG var baba, bence. Baba Roma Lazio değil mi? Roma maç Roma'da. Roma'nın sahasında yani. Kırmızı kart var mı? Evet. İkinci yarı Roma. Al sana yüksek oran. Güzel. Ben de varımı alır giderim abi. Ben de 2-3 gol diyorum. Juventus Inter pazar akşamı 22:45 bu akşam. Ya Allah Juventus'un artık bir şeyler yapması lazım ama bir şey yapacak da hali yok yani. Vallahi hali yok. Yazık üzülüyorum yani. Inter alır gelir mi? Oh, biz buna karşılıklı gol diyelim geçelim ya. Arkadaşlar karşılıklı gol deyip geçelim bu işe de. Aynen. KG var diyelim. Sonunda Marsilya Lyon. Marsilya'nın oranı 1.94. Çok beğendim. Marsilya'yı çok beğendim. Çok iyi takım abi. Abi çok kötü saf dışı kaldı onlar ya. Vallahi bir, çok iyi takım. Onda da bir reaksiyon maçı olabilir. Ben 1 diyorum dümdüz. Ben de 1'den gireceğim. Ben de. Oran da çok iyi. Aynen. Dümdüz 1 abi. Oran da çok iyi. Böylelikle akışımızdaki bütün maçları sizlere bütün tahminlerimizle birlikte paylaşmış olduk. Tutturanlar Kulübü pazarında böylelikle sonuna geliyoruz. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Şanslı kupon yatarsa 100 TL'ye kadar hesabında. Hemen iyi ol, kampanyaya katıl butonuna bas, pazar günü Ersin Düzen'in kuponunu oyna, tutmazsa kupon bedelin 100 TL'ye kadar hesabında. Her zaman, her yerde.